Aa, yengecim. Dur ben yardım edeyim sana. Yavrum tamam ben hallederim. Yenge ya bak bu çok ağır. Beni incitirsin sonra. Aslı ne yapıyorsun sen? Yengeme yardım ediyorum. Canım sen bu evin gelinisin, yerini bil istersen. Hem bırak kadıncağız rahatça çalışsın. Elime yapışmaz ya Jülide anne. Bırak yardım edeyim işte. Tamam kızım yaparım ben. Aşkım dur. Ben hallederim. Tamam sağ olun çocuklar. Ben bir arkasını siler hemen şey yaparım. Ben de buradayken bir tozunu alayım bari. Hayatım, merhaba. Merhaba. Sana küçük bir sürprizim var. Mümtaz şu an hiçbir şey beni memnun edemez. Şu manzaraya bakar mısın lütfen? Görüyorum hayatım, görüyorum ama asma o tatlı yüzünü, tamam mı? Bak, biliyorum evlilik yıl dönümümüze daha çok var ama ben sana küçük bir hediye almak istedim. Ya. Mümtaz çok güzelmiş. Bayıldım. Bakalım boynunda nasıl duracak. Dünyadaki hiçbir mücevher senden daha güzel olamaz. Çok incesin. Çok teşekkür ederim. Dur, düzelteyim. Çok yakıştı Jülide anne. Çok naziksin tatlım. Sağ ol. Senin ne işin var odada? Nurhan Hanım, Mümtaz çıktı mı? Şimdi çıktı Jülide Hanım. Ben de işimi bitirdim, birazdan çıkarım. Jülide Hanım, ben size bir şey soracaktım. Malum bizim kız evlenecek. Bizim de elimiz sıkışık bu ara. Hani ben önümüzdeki ayın maaşını avans olarak alabilirsem, siz uygunsanız tabii. Tabii tabii ne demek hiç sorun değil. Hatta şimdi hallediyorum. Çok sağ ol. Nurhan teyze, Aslım nerede? Yukarı çıktı yavrum. Şunları... Bırak bırak. Ben şey yapıyordum. Lavaboyu arıyordum Aslım. Şimdi aşağıdakileri sormaya çekindim. İşte ararken yanlışlıkla girmişim buraya. Anladım. Ama Kaan, ne bileyim keşke sorsaydın.
Bak seni böyle evin içinde dolaşırken görürlerse yanlış anlarlar. Lavabo şurası. Tamam, sağ ol. Aşkım, gelsene kahve içelim. Tamam, geldim. Sen bir şey mi arıyordun? Yok, yok bir şey aramıyorum. Ya eve daha alışamadım ya, yanlışlıkla Jülde Hanım'ın odasına girmişim. Şaşkın sevgilim, gel. Efendim Mümtaz Bey. Kaan, arabanın başında seni bekliyorum. Neredesin? Hemen geliyorum. Çocuklar, ben bilseydim gelmezdim. Başka zaman gelirdim. Şimdi gelecek yine o kadın. Ağzına geleni söyleyecek. Tadımızı kaçıracak. Geleceğini bilmiyorduk ki anneciğim. Neyse, sen boş ver onu. O sana bir şey derse biz de cevabını veririz, değil mi? Ozan. Siz oturun hayatım, ben geliyorum. Nerede o süprüntü? İçeride mi? Sana da aşk olsun yani Jülide. Yuvamı yıkan kadını misafirliğe çağırmışsın. Bravo. Sibel lütfen. O artık benim oğlumun kayınvalidesi. Böyle konuşma. Hem ne yapsaydım? Kapıya kadar gelmiş, geri mi gönderseydim kadını? Soracağım ama ben ona. Ağır ol Sibel. Karıma ya da annesine laf edecek olursan kapı orada. Ozan saçmalama, yok öyle bir şey. Mümtaz'ın bana aldığı gerdanlık var ya, ona bakacağız biz odada. Hadi siz konuşun. Karısıyla annesinin dolduruşuna gelmiştir. Onlar mı saldı senin üzerine? Bu ne sinir? Sibel, hadi. Ben kalkayım Ozan'cığım. Sizi gördüm nasıl olsa. Bir tatsızlık çıkmadan gideyim. Annem. Burası senin kızının evi. İstediğin zaman, istediğin vakit gelirsin. Sağ ol oğlum. Siz de bana gelirsiniz, ben de otururuz, daha iyi olur. Hadi hoşça kalın. Anneciğim. Ama hiç olmadı böyle. Oldu oldu. Sonra görüşürüz yine. Ozan kızım sana emanet. Ona iyi bak. İçiniz rahat olsun anne. Manzara bak ya. Ana kız yerleşmişler senin evine resmen. Ya ben Ozan'ın hatırı için sustum biliyor musun? Ama o hediyenin elimden çekeceği var. Ya Ozan er ya da geç o kızın kendine uygun olmadığını anlayacak. Hayatımızdan tamamen çekip gidecekler, merak etme. Allah Allah. Ne arıyorsun? Sibel, kolye yok. Kolye mi yok? Buraya koymuştum işte. Nasıl yok? İyice baktın mı? Ha, baktım. Mümtaz. Kolye yok. Senin bana sabah hediye ettiğin kolye kayıp, bulamıyorum. Nasıl kayıp Jülide? İyi baktın mı? Buraya koymuştum işte, yok. Tamam canım, tamam. Sen sakin ol. Ben hemen geliyorum. Hemen eve dönelim. Hadi çabuk. Tamam Mümtaz Bey. Müzik.